olmazsa bundan böyle TV53 kanalından sizlere saha dışı ve bir başka konu isimli programlarımla ulaşacağım. Saha dışı programımızda spordan bahsedeceğiz. Aslında saha dışında sahanın içini de konuşacağız ama tabii malum ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınından dolayı şu anda saha içinde anlatılacak pek bu durum yok. Çünkü ligler iptal ama 12 Haziran'dan itibaren özellikle Süper Lig'de kalan 8 maç oynanmaya başlayacak. O yüzden saha içinde şimdilik bir şey yok. Yaklaşık 2 aydır bir şey yok. Ama bizler en azından futbolculara konuk edeceğiz. Bu ilk günlerdeki programlarımızda ve bugün mesela programımızda Çaykur Rizespor altyapısında profesyonel olan futbolcuları ağırlayacağız. Tabii birkaç tane de diğer ufak gruplardan U16-U17 gibi gruplarda profesyonel olmayan genç kardeşlerimizi de Skype üzerinden görüntülü olarak programımıza konuk ederek bu koronavirüs sürecini nasıl geçirdikleriyle alakalı kendilerine sorular soracağız. Aynı zamanda 12 Haziran'da başlayacak olan liglerle ilgili düşünceleri nedir? Ligler başlasın mı, başlamasın mı? Bu konuda genç futbolcu kardeşlerimiz neler düşünüyor? Bunları öğreneceğiz. Saha dışı ilk yayınını canlı olarak gerçekleştirmiyor. Çünkü 10 tane programımıza konuk alacağımız için bu 10 konuğun ard arda ekranlarınıza taşınması sürecinde aksaklıklar olabilir düşüncesiyle yayınlarımızı kayıt olarak gerçekleştirdik. Ama ilerleyen günlerde özellikle bayramdan sonraki programlarımızın tamamen canlı olacağından emin olabilirsiniz. Önemli konukları ağırlamayı planlıyoruz ve tamamen futbolu, sporu konuşacağımıza emin olabilirsiniz. Şimdi birazdan yavaş yavaş konuklarımızı almaya başlayacağım. Ama önce bu konsepti bir kez daha anlatayım size. Daha doğrusu TV53'ü bir kez daha anlatayım size. TV53 üzerinden bizler Rize'de online bir televizyonculuk adımını atmış olacağız. Yani saha dışı programı dışında benim yine siyaset üzerine, gündem üzerine konuları irdeleyeceğimiz bir başka konu programım haricinde farklı isimler, önemli isimler de yine bu ekranlardan, bu ekrandan daha doğrusu programlar yaparak gündemi belirleyecekler. Sizlerin ekranlarına gelecekler, cep telefonlarına, masaüstü bilgisayarlarına gelecekler. Böyle bir yayıncılık anlayışı Rize'ye getirmeyi planlıyoruz. O yüzden TV53 Facebook, TV53 Twitter, TV53 Instagram ve tabii ki TV53 YouTube kanallarımızı takip etmeyi ihmal etmeyin. TV53.net. Sadece bunu yazıyorsunuz az önce sıraladığım platformlarda ve takip ediniz. Çünkü daima bu platformlardan sizlere duyurularımız olacak. Programlarımızla ilgili tanıtımlarımızı gerçekleştireceğiz. Bizde kalmaya devam edin. Dediğim gibi saha dışının ilk yayınını gerçekleştiriyoruz. Ve bu ilk yayınımızda Çaykur Rizespor altyapısından isimlere yer veriyoruz. Dilerseniz yavaş yavaş ilk konuğumuzu alalım. İlk konuğumuz Uluhan Alan olacak. Çaykur Rizespor U19 takımının genç futbolcusu. Bakalım Uluhan bizlere neler anlatacak. Genç kardeşimiz 19 yaşında Uluhan, Ocak ayının sonlarında yani ara transfer döneminde profesyonel sözleşmeye imza atmıştı Yeşil Mavili Kulüp'te ve bugüne kadar zamanını futbol oynayarak geçiriyordu. Ta ki koronavirüs belası başımızı sarana kadar yaklaşık 2 ayı aşkın bir zamandır da ligler, Uluhan'ın da oynadığı U19 ligi ertelenmiş durumda. Bakalım Uluhan bu süreci nasıl geçiriyor? Kendisine sorular soralım. Neler yapmış, neler etmiş? Hep birlikte öğrenelim. Evet, sevgili Uluhan, hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Gerçi gördüğümüz kadarıyla bir hayli, özellikle sakallar anlamında salmışsın kendini bu süreçte. Öyle oldu abi biraz ya. Evden dışarı çıkmıyorsun galiba. Yok abi, çıkmadım. Peki nasıl geçti bu yaklaşık 2 ayı aşkın bir zamandır ligler ertelendikten sonra? Ne yaptı Uluhan Alan? Ne yaptım abi? Bütün gün evde oyun oynuyorum.
Oyun oynuyorsun. Evet, oyun oynuyorum. Belirli saatlerde antrenmanımı yapıyorum, elimden geldikçe. Öyle. Sürekli oyun ve uyku yani. Başka pek bir şey yok karantinada yapabileceğim. Yok ama tabii en azından fiziki olarak kendini olası birliklerin başlama ihtimaline karşı hazır tutuyorsundur herhalde. Yani antrenmanlarımı yapıyorum dedin gerçi. Evet, haftada en az 3-4 kere dikkat ediyorum. Düzenli antrenmanımı yapıyorum. Peki evden dışarı çıkıp hiç antrenman yapabildin mi yoksa sadece ev içerisinde mi yaptın? Bir kere denedim dışarıya çıkmayı. Sahile çıktım. Şeritle kaplamıştılar. Yürümek Evet. bile yürüyemiyordum orada. O yüzden tekrar eve döndüm. Devam ettim evde. Peki bu süreçte kulüple irtibatını nasıl sağladın? Hocaların zaman zaman da olsa arayıp neler yaptığınızı kontrol ettiler mi? Öneriler sundular mı? Ya hiç olmadı valla şu ana kadar. Hiçbir hoca aramadı. Kulüpte bir antrenmanımız da olmadı. Öyle demeyeydin, iyiydi ya. Belki aramışlardır da sen uyuyorken mi fark etmedin? O da olabilir. Yok abi. Gerçi onlar da yavaş yavaş herhalde aramaya başlayacaklar. Geçtiğimiz günlerde öğrendiğimiz kadarıyla. Ama galiba bugün bir test oldunuz. Koronavirüs testi. Bunu neden yaptılar size? Var mı seninle ilgili bir gelişme? Ya 6 ya da 7 kişiyiz herhalde altyapı oyuncuları olarak. A takımla idmana çıkacağımız söylendi. O yüzden bugün korona testine gittik. Yarın da sonuçları çıkacak. Sonra da inşallah A takımla idmanlara başlayacağız. Evet, inşallah bu en azından sizler için güzel bir haber. Sonuçta 2 ay aşkın bir zamandır doğru düzgün antrenman yapmadınız, çalışmadınız ama bir şekilde tekrar sahalara dönmek sizin için de mutluluk verici olsa gerek. Yani uyku ve oyun Öyle. nere kadar değil mi Ulan? Evet öyle vallahi. Kitap Özledik top okudun oynamayı. mu? Kitap yok abi. İyi bakalım. Alışkanlığım yok maalesef. Ya insan yalan söyler az ya. Bu kadar da gerçekçi olma. Böyleyim abi ben ya. Sevmiyorum yalan söylemeyi. Neyse muyum. En güzeli, en güzelim. Peki şunu sorayım. Evet, mutlaka takip ediyorsun gündemi. Hem ilimiz genelindeki vakalar, hem ülke genelindeki vakalar, artışlar derken sonuçta zaman zaman sokağa çıkma yasakları oluyor. Gerçi ilimizi kapsamamıştı ama bayram sürecince kapsadı. 12 Haziran'da da Türkiye Futbol Federasyonu liglerin başlayacağını duyurdu. Gerçi sizin liglerle ilgili herhangi bir planlama açıklanmadı. Büyük bir ihtimal onlar sonlandırılıp artık yeni sezonda yeni lig başlayacak büyük ihtimal ama sen ne düşünüyorsun? Yani 12 Haziran'da ülkede hala bir salgın var, sona ermemiş. Futbol oynanmalı mı, oynanmamalı mı? Ulağanın yorumu nedir bu konuda? Abi benim görüşüm şu an bence yine başlanmamalı tabii ki. Çünkü gittikçe artıyor bu hala da. Yani hala sıkıntılar var. Koruyamıyorlar kendilerini. Ve bu süreçte yine futbol oynanmaya başlanması benim için sıkıntı yani. Sorun. Bence oynanmamalı. Tabii yani daha sonuçta sıfırlanmadı. Futbolda temas oyunu olduğu için çok Evet. rahat bir şekilde bu saygını salgının o sektörde, o camiada yayılması söz konusu olabilir. Ama testlerinizde oldunuz. Rizespor'un A takımdaki futbolcular son iki testlerinden başarıyla negatif çıktılar. Herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah sizde de aynı şekilde herhangi bir olumsuzluk olmayacak. Zaten çok babanla da konuşuyoruz zaman zaman. Çok evden çıkan biri değilsin bu süreçte Evet. de. En güzelini yaptın, en doğrusunu yaptın. Sakallarını da artık kısaltırsın herhalde. Yavaş yavaş normalleşmeye Berbere başlamışken, değil mi? gitmem lazım ya. Bir randevum var. Randevuyu anca mı alabildin? Gerçi onlar da yoğun da açıldıklarından bu yana. Peki Evet. bakalım. Söylemek istediğin bir şey var mı? Abi söylemek istediğim herkes kendine dikkat etsin. Evinde kalsın. Yani birbirimizi koruyalım, kollayalım. Evet, birimizin Önemli değil, bir süreçten yaşıyoruz. kendimizin değil, hepimizin sağlığı için dikkat edelim aslında kurallara. Evet. Teşekkür ederim ilk konuğum olduğun için.
İlk programın ilk konuklarından olduğun için, daha doğrusu ulan, kendine çok iyi bak. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum sana. Hayırlı Ramazanlar. Size de abi, görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, saha dışı programımızda şimdi bir konumuz daha var. Yine Çaykur Rizespor altyapısının değerli genç bir futbolcusu Berkay Sandıkçı. Ve Berkay Sandıkçı'ya da hoş geldin deyip bu salgın sürecinde neler yaptığını hep birlikte öğrenelim. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? İyiyim, sağ olasın, teşekkür ederim. Gayet iyi görünüyorsun gerçi. Anlaşılan bol bol çalışıyorsun gibi geldi bana. Aynen öyle abi, boş durmuyoruz. Çok şükür imkanımız oldu. Yani imkanımız kısıtlar içerisinde çalışıyoruz. Evet, yaklaşık bir iki aydır malum biliyorsun ülkemizde etkileyen bir salgın var. İlimizde de etkisini gösteriyor. Ligleriniz ertelendi. İki aydan uzun bir zamandır top oynanmıyor. İstersen bu süreçte neler yaptın bizde bir paylaş. Berkay Sandıkçı evet ne yaptı? Top oynamadı. İdman da yaptı ama idman programını nasıl belirledin? İdmanlar dışında boş vakitleri ki bir hayli olduğuna eminim hepimizin olduğu gibi. Nasıl geçirdin? İlk başlarda biraz kendimi dinlenmeye adadım. Yani birazcık dinlendim. Ondan sonra bu dinlenme beni bayağı bir sıktı canım. Ondan sonra bir köpek aldım. Yavru köpek. Hem büyütürüm hem canım sıkılmaz dedim. Ondan sonra... Adı ne köpeğin? Paylaşımlardan görüyoruz. Evet, çirkin evet, bir şey ama. Oscar ismi, evet. Oscar. Ondan sonra işte Konya'da benim bir okuyan, DSE okuyan arkadaşım vardı. Hem bireysel hocalık yapıyordu. Geldi buraya. O sağ olsun yardımcı oldu bana. Programlarını o belirledi. Fitness çalıştık diye işte. Cross koşuları yaptık dağdan yukarıya doğru. Boş durmadık ama hani imkanımız bunlar. Yine bir antrenman şeylerimiz, araç gereçlerimiz yoktu, malzememiz yoktu. Olduğu kadar işte ciğerlerimizi açık tutmaya çalıştık. Boş durmadık yani. Evet. Sen de bugün yapılan futbolcular arasında var mıydın? Evet abi. Güzel. En azından sen de A takımda diğer arkadaşlarınla birlikte tam anlamıyla bir antrenman yapmaya başlayacaksın inşallah yakın dönemde. Bu da güzel herhalde senin için. Yani özledin mi futbol oynamayı? Futbolu çok özledim. İşte topa vurmayı şu anda çok özledim vallahi. Topa vurmak istiyorum. Ayaklarım körelmez inşallah. İnşallah tabii. Yani özellikle sizin gibi genç futbolcular için bu şekilde uzun bir ara vermek hani gelecekleri için, futbol kariyerleri için de çok olumlu bir durum değil. Gerçekten sizin en kısa zamanda tekrar topla, idmanla buluşmanız önemli. 12 Haziran'da ligler başlayacak. TFF öyle diyor. Gerçi altyapı gruplarının liglerinin ne zaman başlayacağı belli değil. Büyük bir ihtimal başlamayacak. Hani onlar herhalde iptal edilecektir o sezon, bu sezon yani. Ama Süper Lig, birinci lig, amatör ligler başlıyor 12 Haziran'dan sonra. Ne düşünüyorsun? Hala bir salgınla mücadele ediyoruz. Birkaç kulüpte test sonuçları negatif, pozitif çıkan futbolcular var. Beşiktaş Kulübü Başkanı da onlardan biri. Yani böyle bir atmosferde sen nasıl görüyorsun? Bu ligler oynanmalı mı, oynanmamalı mı? Ya bence oynanmamalı ama işte yukarılarda olan insanların düşünceleri de önemli. Onlar kararları veriyor. Ama futbolcular olarak hani sağlık açısından bence uygun görmüyorum. Çünkü o kadar insan da çıktı. Futbol birebir mücadele oyunu. Temas var yani. İnsanların hayatı birazcık hiçe sayılıyor gibi ama işte yukarılar kararı verdiği için bize de oynamak düşüyor yani. İşte altyapı konularına değindin abi. Onlar da oynanmaz büyük ihtimalle çünkü işte imkanı olan var, imkanı olmayan var. Otobüste giden var, uçakta gidemeyen var. İmkanlar hep kısıtlı yani. Evet, bu süreç zor bir süreç. İnşallah hep beraber kolay bir şekilde atlatırız. İnşallah önümüzdeki günlerde senin için de güzel, sevindirici haberler, gelişmeler olur. En azından idmanlara başlamak bile sizler için gerçekten güzel ve sevindirici olduğunu düşünüyorum ben. Değil mi? Evet abi, inşallah hayırlısıyla top başı yapacağız yakında. Allah yardımcımız olsun bütün arkadaşlarım, bütün abilerimin,
bütün futbolcu camiasını. Ya ben de futbol izlemeyi özledim. Bu da bir gerçek. İnşallah bakalım özlemimizi gidereceğiz hep beraber. İnşallah. Şimdiden sana hayırlı Ramazanlar diliyorum ve bayramını da kutluyorum. En kısa hayırlı zamanda görüşmek üzere Berkay. Kendine iyi bak. Görüşürüz abi seninle. Allah'a emanet. Sağ olasın. Evet sevgili izleyenler, Sağ Dışı'nın ilk programında konuklarımızı bir bir almaya devam ediyoruz. Şimdi de yine Çaykur Rizespor altyapısının genç futbolcularından, profesyonel olan genç futbolcularından Serdar Köse'yi yayınımıza alacağız. Ve bakalım Serdar yaklaşık 2 aydan uzun bir zamandır futbolsuz neler yapmış hep birlikte öğreneceğiz. Serdar hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın abi, iyi misin? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Sesin de gayet gür geldi. Gayet iyi görünüyorsun sanki. İyiyim abi. Teşekkürler ya. Peki iyisin. Futbol i̇yiyim oynamadığın abi. İçin mi iyisin? Yoksa yakında ligler başlayacak da yeniden sahalara döneceğiz diye mi iyisin? Abi açıkçası uzun zamandır futboldan uzak kaldık yani. Futbolu çok özledim diyebilirim. Yani futbola yeniden başlamamız an meselesi. O yüzden çok mutluyum abi. Güzel. Peki sevgili Serdar, nasıl geçirdin bu günleri? Futboldan uzaksın dedin ama yaklaşık... Abi uzaksın derken yani tabii arkadaşlarımla bir arada top oynamadım ama imkanlarım gereğince aktif kalmaya baktım. İşte sahile çıkıp koşular yaptım. Evde sonra dumbbell'larım vardı mesela. Güç antrenmanı falan çalıştım. Kondisyonumu yüksek tutmaya baktım. Yani açıkçası aktif kalmaya baktım diyebilirim. Evet. Yani haftanın belli periyotlarında kendin başına idmanlarını evet, yaptın. Evet, aynen öyle. Yani aktiftim yani. Evet. Peki onun haricinde idmanlar dışında neler yaptın? Malum sonuçta bir salgın süreci de var. Çok fazla sokağa da çıkılmıyor. Bu tedbirlere nasıl uyum sağladın? Tabii sosyal mesafeye tabii ki uydum. Ailemle daha çok vakit geçirdim. Bu yani iyi bir şey oldu gerçekten bir bakımdan da. Ailemi daha çok görüyorum mesela yani. Daha çok yanlarındayım. Yardımcı oluyor musun onlara? Tabii yardımcı oluyorum her konuda. Peki tamam, aileyi de gördün. Arada idman da yaptın. Hadi uykunu da uyudun. Dışarı da pek çıkamıyorsun. Başka ne yapıyorsun? Nasıl boş vakitler geçiyor? Yani bir şekilde zaman geçiriyorum abi. Dizi izliyorum yani. Yine bir şeylerle haşır neşir oluyorum abi. Yani bir şekilde zaman geçecek. Önemli. Tabii sporumu da aksatmıyorum tabii. Tabii en önemlisi o. Sizin gibi evet, bir genç abi. Yaşlarda... geleceğinizi ve kendinizi geliştirmeniz için, kariyerinizi geliştirmeniz için tabii ki daima idman yapmanız, antrenman yapmanız, futbol oynamanız gerekir. Bu 2 aylık uzun bir zaman da gerçekten size olumsuz etkilemiştir. Hele yeni profesyonel olmuştunuz Rize Spor'da. Bu da bizi sevindiren bir gelişmeydi ama maalesef ligleriniz de kısa sürdü ve büyük bir ihtimal evet, sizin tamam. oynadığınız U19 ligi başlamayacak gibi görünüyor. Çünkü TFF bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ama antrenman yapmanız lazım. Galiba bugün test oldunuz kulüpte. Evet abi, bugün test olduk. Ve inşallah da yukarıda antrenmanlara başlayacaksınız. Umarım güzel bir çalışma dönemi geçer. Malum 12 Haziran'da ligler başlayacak. En azından Süper Lig ve diğer alt gruptaki ligler. Ne düşünüyorsun? Yani koronavirüs testi pozitif çıkan çeşitli kulüplerde futbolcular da oldu. Birçok kulüp, birçok futbolcu ligin şu anda başlamasını istemiyor. Serdar Köse sen ne düşünüyorsun? Yani başlasın mı, oynansın mı, oynanmasın mı? Abi ben oynanmamasından yanayım yani. Sonuçta sağlık her şeyden daha önemli. Evet. Ben abi oynanmamasından yanayım yani kesin olarak. Evet. Evet, genel kanı aslında bu yönde. Biz de aynı şeyi istiyoruz ama maalesef olmuyor. TFF bunu başlatacak bir şekilde. Ama dediğimiz gibi umarım sizin üstteki idmanlara başlamanızla sizin için güzel gelişmeler görürüz. Güzel gelişmeler yaşarsınız siz de yukarıda. Ünal Karaman'la çalışmak gerçekten sizin için olumlu bir süreç başlangıcı olur diye temenni ediyorum Serdar. Şimdiden hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar daha doğrusu diyeyim.
İnşallah sağ ol abi, bundan sonra öyle. Programlarımızda yüz yüze de sohbet ederiz tabii hepinizle. Tamamdır abi. Güzel sohbetler geçiririz. Sana şimdilik veda ediyoruz. Diğer arkadaşların sırada bekliyor. Onları da teker teker alacağız. Teşekkürler. Tamamdır abi. Görüşmek üzere abi. Görüşmek üzere. Saha dışı devam ediyor. Az önce Serdar Köse'yi ağırladık. Şimdi de yine Çaykur Rizespor altyapısının bir diğer genç futbolcusu Muharrem Bostancı'yı konuk edeceğiz. Bakalım Muharrem bu koronavirüs sürecinde, salgın sürecinde neler yaptı, zamanını nasıl geçiriyor ve önümüzdeki günlerde başlayacak ligler için ne düşünüyor? Hoş geldin Muharrem. Hoş buldum abi. İyi yayınlar öncelikle. İyi, teşekkür ederim. İyi yayınlar. İlk program, ilk konuklarımdansınız. O yüzden umarım uğurlu gelirsiniz bana. Umarım abi, inşallah. Neler yapıyorsun Muharrem? Nasıl geçiyor günlerin? Abi öncelikle ilk başlarda daha iyiydi. Sokağa çıkma yasağı vesaire yoktu. Evet. O yüzden sahillerde falan antrenmanlarımıza, koşularımıza bir nebze olsun devam edebiliyorduk. Sonrasında malum 20 yaş altına da yasak gelince, bir de sahillerde koşu yapmayı falan kısıtlayınca evlerde kaldık. O yüzden 19 yaşında olduğumuz için biraz daha sıkıntılı bir süreç yaşadık açıkçası. Canımız daha çok sıkılıyor diyorsunuz yani. Aynen abi. Peki 2 ay aşkın bir zamandır topla buluşamıyorsunuz, maç oynayamıyorsunuz. Peki evde kaldığın süre içerisinde kondisyonunu, işte antrenmanlarını nasıl gerçekleştiriyorsun? Abi evde açıkçası kondisyon olarak biraz geriledik ama güç antrenmanları olsun, ekipmansız vesaire, ip atlayarak falan, öyle biraz daha iyi duruma, vücudu en azından dinç tutmaya çalışıyoruz. Formumuzu kaybetmemek için falan. O yüzden belli başlı bazı programlarım var. Onlara uymaya, sabit kalmaya çalışıyorum. Evet. Ekipmanlı, ekipmansız, haftada birkaç gün güç, dayanıklılık vesaire. Antrenmansız kalmamaya çalışıyorum yani. Peki bu süreçte hiç destek aldın mı? Yani alıyor musun? Ve kulüpteki hocalarınızdan olsun veya başka hocalardan. Hocaların en azından neler yapıp ediyorsunuz diye sizlere arayıp sordular mı? Yok abi, henüz yani açıkçası doğruyu söylemek gerekirse. Yani bu olaylar olduğundan beri bize tek söylenen şey, ikinci bir emre kadar evlerinizde kalın. Antrenmanların başlayacağı süreyi biz, süreci size haber vereceğiz. Buydu. Onun haricinde yani bir şey olmadı. Bir destek, hocalardan bir şey gelmedi bize karşı yani. Evet. Peki galiba yakında A takımla idmanlara çıkacaksınız. En azından evet, bir test oldunuz. Evet. Heyecanlı mısın? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Abi açıkçası yani senin de dediğin gibi 2 ay aşkın bir süredir ayağımıza top değmedi. O yüzden biraz daha yani bayağı bir birikti içimizde heves. O yüzden aşırı bir heyecan da var. A takımla hele antrenmanlara başlayacağımız için ayrı bir heyecan var. Onun tadı bir başka. O yüzden yani bugün test olduk. Sonuçları bir güne yakın bir süre içinde belli oluyor. Sonuçların negatif, iyi olması sonrasında işte iple çekiyoruz antrenmanlara başlayacağımız günleri. Evet, bu da gerçekten sizin için önemli ve güzel bir gelişme. Şimdiden hayırlı olsun dileyelim. Peki 12 Haziran'da ligler başlayacak. TFF Başkanı böyle bir açıklama yaptı. Birçok kulüp liglerin başlamamasından yana, özellikle bizim Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal çok karşı ligler başlamasın diyor. Bazı kulüplerde, futbolcularda virüs pozitif çıktı. Sen Muharrem Bostancı gençsin ama sonuçta Süper Lig'de belki de bu sene oynama şansın olmayacak ama kalan bu 8 maç sana göre oynanmalı mı, oynanmamalı mı? Ne düşünüyorsun? Ya abi şahsi fikrim olarak hani bir hem bir futbolcu hem bir seyirci olarak artık o kadar çok özledim ki yani biraz olsun oynansın istiyorum. Ama sonrasında tabii insan sağlığını göz önüne aldığım zaman o tabii her şeyden daha önce geldiği için oynanmaması tarafındayım ben de ama hani oynansa da artık bir izlesek veya bir oynasak, bir keyif alsak, hani çok özledik o günleri yani açıkçası. Evet ya, biz de futbolu izlemeyi, o heyecanı yaşamayı özlüyoruz ama tabii zaten ilk başlarda seyircisiz oynanacak. Seyircisiz oynayan bir maçın izlemesinin keyfi de yok. Yok, yani hiç, aynen. Garip bir süreç tabii. İnşallah umarız bu süreçleri en kısa zamanda atlatırız. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayıları sıfırlanır.
Sizler canla başla çalışmaya devam edip Rize Spor'un gelecekleri olma adına, kariyerinizi geliştirme adına da umarım güzel adımlar atarsınız, çalışmalar yaparsınız. Daima yanınızdayız, destekçiniziz. Çalışmayı da asla bırakmayın diye temenni ediyoruz tabii, değil mi Muharrem? Aynen abi, sağ ol. Her zaman vallahi yanımızdasın. Hiç eksikliğini, yokluğunu hissetmedik. Sen de burada tekrar bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sunmuş olduğun hizmette çok iyi. Yani belki de ilk deneyimim röportaj açısından. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum yani. Ben teşekkür ederim. Hemen konuğum oluyorsun dediğimde herhangi bir naz yapmadan, caz yapmadan bu olayı gerçekleştirdik. Teşekkür ederim. Ben her zaman hepinizin daima yanındayım. İnşallah bundan sonraki süreçlerde daha iyi konumlara geldiğinizde yine ben de yaşıyorsam bu programlarda sizleri daima konuk etmek, ağırlamak isterim. İnşallah abi, vallahi. İnşallah. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum sana. Hayırlı Ramazanlar. Tekrar görüşmek üzere Muharrem. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim abicim. Sana da öyle. Hayırlı. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, sağ dışı izleyenleri, bir konuğumuzu daha şimdi ağırlayacağız. Yine Çaykur Rizespor altyapısından olacak. Ocak ayının sonlarına doğru profesyonel sözleşmeye imza atan genç futbolculardan Emrecan Uzunsakal bu kez konuğumuz. Sevgili Emrecan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Dışarıdasın. Neler yapıyorsun şu anda dışarıda? Evet. Şu an yasağın kalkışını, yani şu an hava alıyoruz. Yasak kalktı bir süre. Evet. Yani bizde pek izin yok biliyorsunuz yaşımızdan dolayı. Evet, aynen öyle. Malum bir salgın sürecindeyiz. 2 aydan fazla bir zamandır da sizler futbol oynayamıyorsunuz. Ülkemizde çeşitli kısıtlamalar var. Nasıl geçirdin liglerin tatil olmasından bugüne kadar bu süreyi? Neler yaptın Emrecan? Şöyle söyleyeyim, yani ilk zamanlar aslında koşuyorduk, ediyorduk ama sonra yasak falan iyice ciddiye bindi bu iş. Yasak falan oldu. Yani kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalıştık ama tabii ki de bu üst düzeyde olmadı. Evet. Yani yapabildiğimiz kadar doğanın iyi olduğu, yani havanın daha iyi olduğu yüksek akımlara çıkıp idman yapmaya başladık. Tabii söylediğim gibi kendimiz de yaptık. Üst düzeyde olmadı bu. Yani açıkçası zor bir durum. Performansımız biraz düştü yani. Evet. Bugün bir test oldunuz galiba. Evet, evet. Ama inşallah yakında A takımla idmanlara çıkmaya başlayacaksınız. Evet. Heyecanlı mısın? Nasıl hissediyorsun bu konuda? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, tabii çok heyecanlıyım. Yani duygularımı da yani tarif edemem, öyle söyleyeyim. Yani ne zamandır, zaten hayal, çoğu futbolcunun da hayali budur, A takımda oynamak. Benim de hayalim öyle. Hani ben hep bugünü bekledim, şimdi o gün geliyor. Heyecanlıyım yani abi, fazla tarif edemem duyguları. Çok peki, güzel bir şey. İki aylık bir süreçte idman yapamamış olman, bir anda şimdi idmanlara çık, A takımla bir anda idmanlara çıkmış olmanın bir endişesini yaşıyor musun? Acaba hani kendimi iyi ifade edemem gibi bir çekince var mı sende? Açıkçası abi biraz tedirginim vallahi yani. Şu an ben, çünkü benim düşündüğüm kadarıyla ben oradan çok altta hissediyorum kendim. Çünkü evet, ben hep kendi imkanlarımla çalışmaya çalıştım ve imkanlarım da o kadar iyi değil yani. Ben biraz kendimi şu an düşük görüyorum ve biraz korkmuyor da değilim yani. Evet. Ama inşallah her şey senin için ve diğer arkadaşların için çok iyi olur. En azından 2 aylık sürenin telafisini yavaş yavaş A takımla birlikte yapacağınız sağlam idmanlarla telafi edersiniz, gerçekleştirirsiniz diye temenni ediyorum. Liglerin başlamasıyla ilgili herkese soruyorum. Senin görüşün nedir? Yani oynansın mı bu atmosferde bu ligler 12 Haziran'dan itibaren, yoksa oynanmasın mı? Ne düşünüyorsun? Şöyle söyleyeyim, ben oynanmasını düşünmüyorum. Çünkü statta bir taraftar olmadığı sürece o aynı hazzı alamayız bence futboldan. Yani aynı seyri vermez, tutku olmaz. Taraftarların yani sahaya etkisi çok büyük çünkü ben. Sağlık tabii her şeyden önemli ama taraftarsız da bir maçı düşünemiyorum. Evet. Biz de öyle düşünüyoruz ya. Zevk almayacağız gibi geliyor bize.
Sevgili Emrecan, teşekkür ederim konuğum olduğun için. İlk programımın ilk konuklarındandın sen de. İnşallah A takımla birlikte idmanların başarılı geçer ve geleceğin için, kariyerin için olumlu, pozitif etkileri olur üzerinde. İnşallah. Hayırlı bayramlar dileyim sana şimdiden. Sağ olun, size de hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Görüşürüz, Allah'a emanet olun. Sağ ol sizde. Evet sevgili izleyenler, sağ dışı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu kez Çaykur Rizespor altyapısı da profesyonel sözleşmeye imza atıp devre arasında İstanbul'a uğurladığımız Erok Spor'a sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdiğimiz Eren Karadağ'ı konuk ediyoruz. Bakalım Eren bu pandemi sürecinde neler yaptı, zamanını nasıl geçirdi? Öncelikle Eren'e hoş geldin diyelim. Merhaba Eren, nasılsın? Merhaba abi, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Biz deyiz, Allah'a şükür, teşekkürler. Evet Eren, Erok Spor'a gitmiştin devre arası. Ama kısa bir süre orada oynayabildin. Sonra ligler ertelendi. 2 ayı aşkın bir zamandır da futbol oynayamıyorsun. Erok Spor'da zamanın nasıl geçti? Öncelikle ondan bahsetmeni isteyeceğim. Öncelikle Erok Spor'la yarım sezonluk sözleşme imzaladım. Erok Spor'da sadece 5 maç oynayabildim. 1,5 ay kalabildim orada bu koronavirüs nedeniyle. Evet. Günlerim 1,5 aydır orada güzel günlerim oldu. Maçlara da güzel çıktım çok şükür. Ama biraz gol sıkıntım oldu. Gol kaçırdım bayağı. Ama bunu atlatacağımı düşünüyorum. O kapasiteyi kendimde görüyorum ve onu atlatabilirim. Bunu atlatırsam da çok daha iyi olur. Ve inşallah bunu atlatırım yani. Ya büyük ihtimal atlatırsın. Zaten bu sene U19'da gol kralıydın. Galiba da en son tabloya baktığımda da hala sendin. Yani değişmemişti bu tablo. Evet, doğru. Bu sene bayağı bir gol attın ya. Biz yazmaktan bıktık senin attığın golleri U19'daki maçlarda. Büyük ihtimal şans bulduğunda, kendini biraz yeni takımına adapte edip toparladığında da kalan maçlarda mutlaka Erok Spor'a da faydalı olup bol gollü bir şekilde tekrar Rize'ye dönersin herhalde. Kaç maç kaldı Erok Spor'un bu sene liginde? Normal sezonda 5 maç, playoff oynayacağımız için 8-10 maçımız daha kaldı. Evet. İnşallah o maçlarda da bol bol süre alırsın ve tabii bol bol gol atarsın. Peki Eren, evet 2 ayı aşkın bir zamandır lig yok, futbol oynanmıyor. Sen peki bu süreci nasıl geçirdin? Antrenman yapabiliyor musun? Kendini nasıl hazırlıyorsun? Bunlarla ilgili ne söyleyeceğim? Biz Rize'ye döndüğümde zaten 45-50 gün bir antrenman sürecimiz oldu, video konferans ile ilgili. 50 gün sonra da yine tekrar İstanbul'a döndüm. Ligler başlayacak diye antrenmanlarımıza başladık. 8-10 gün antrenmanlarımızı yaptık ama tekrar TFF'nin yolladığı yazıyla beraber 18 Temmuz'a ertelendi ligler. Hı hı. Ve tekrar bize döndüm. 2 gün oldu zaten ve birkaç gün içinde de video konferans tekrar başlar diye düşünüyorum. Yani o doğru tabii, 18 Temmuz'da da başlayacaksa yavaş yavaş belli bir dinlenme sürecinden sonra siz de tekrar birebir antrenmanlara da başlayabilirsiniz herhalde, belki de bayramdan sonra. Öyle bir takvim belirlendi mi acaba? Daha bir bilgi gelmedi bize ama büyük ihtimal gelecektir. Evet. İnşallah. Şimdilik Rize'desin, bayramı da burada geçireceksin. Evet. Peki koronavirüs tedbirlerine, kurallarına uyuyor musun? Uyuyorum. Yani İstanbul'dan da test olarak geldim. Zaten evden dışarı çıkamıyorum. Yaşım da tutmuyor. Evdeyim ya. Evdesin. Güzel. Güzel. Peki kendi yaşıtlarına, çevrendeki arkadaşlara buradan bir mesajın var mı? Özellikle bu süreçte. Koronavirüs tedbiriyle ilgili zaten yaşıtlarım evden çıkamıyor. Ama büyükler de çıkmasın. Sonuçta bu bir pandemi. Yani insanlar ölüyor. Bu virüsten dolayı insanlar ölüyor. Bu maalesef kolay bir şey değil. Yani evimizde kalalım. Herkes evde kalsın ve bu pandemi atlatıp tekrar normal hayatımıza dönelim diyor. İnşallah. Güzel temenniler için. Hepimiz aynı dilekleri diliyoruz zaten. Sevgili Eren, şimdiden sana hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Konuk olduğun için çok teşekkürler.
Hayırlı ve güzel haberlerini de bekliyoruz daima. Kendine çok iyi bak. Ben teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Siz de kendinize iyi bakın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler, saha dışı programına devam ediyoruz. Az önce Eren Karadağ'ı konuk ettik ve şimdi de bir diğer Çaykur Rizespor altyapısından profesyonel sözleşmeye imza atıp devre arasında Bosna Hersek'e uğurladığımız Emirhan Topçu'yla sohbetimize devam edeceğiz. Sevgili Emirhan, hoş geldin programımıza. Nasılsın? Hoş buldum abi. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çelik Zenica takımında top koşturmaya başladın. Devre arasından itibaren Bosna Hersek'te Çaykur Rizespor altyapısından yurt dışına transfer giden ilk futbolcu olma unvanını da taşıyorsun. Neler hissediyorsun? Nasıl gelişti bu süreç ve kısa da olsa oradaki zaman nasıl geçti? Anlatır mısın? İyi abi. Yani güzel bir his. Hani ilk giden değil de hani giden olmak daha ben bunun ilki sonu olduğunu düşünmüyorum yani. Evet. Ve nasıl geliştiğini ya oradaki hayatın nasıl olduğunu anlatırsam eğer abi vallahi ilk Antalya kampına gittik orada. Orada hı-hı. kaynaştık zaten takımla bir 10 gün. O kolay oldu Türkiye'de olmamız yani iyi oldu Antalya bildiğimiz bir yer olduğu için. Kaynaştık falan. Birçok arkadaşım oldu zaten. Hani biraz Türkçe bilen var ve benimle beraber 3 Türk daha var. Futbolcu olarak. Galatasaray'dan, Sivasspor'dan gelen arkadaşlar. Bir de Azeri bir abimiz vardı. Ona da Türk diyorum abi. Yani bizim dilimizden konuşuyordu. Hocamız Türk, Ümit Ozat. Başkan Türk. Yani bunlar benim için bayağı artı oldu. Orada Antalya kampı bittikten sonra Bosna'ya gittik. Bosna'da evet. antrenmanları sürdürdük. Bir ay falan sürdü antrenmanlar. Ondan sonra lig başladı işte. İlk 3 hafta bize lisans çıkmadı. 3 hafta oynayamadık. Hocaya da çıkmadı hatta. 3. hafta oradaki konsolosluktan şey dendi. Oranın idari yerinden dendi ki 2 kişiye lisans çıkarma hakkınız var bu hafta dedi. Hani galiba bir Türk takımın önceden kalan bir garizleri vardı sanırım. O yüzden bunu söylediler. Hani arada bırakmak için. O kadar kişiden iki kişi kim olacak diye. Başkana. İşte onlar da Emirhan ve bir tane Sivasspor'dan gelen bir arkadaşım var. İkimizi söylediler lisans çıkması için. Hocaya çıkmadı hala da. Hocanın da lisansı yok şu an. İkimiz oynadık o maç. Lisansımız çıktı işte. Diğer hafta tekrar o korona vakalarından dolayı Türkiye'ye dönmek zorunda kaldık abi. Bir haftalık süren bir maç serüveni. Ama hazırlık maçlarında da oynadın. Gol de attın. Evet. Yani evet, güzel gelişmeler duyduk seninle ilgili Bosna Hersek'te. Bir de Premier Lig takımı aslında o ülkenin önemli bir ligindesin. Takımlarından evet, birindesin. Ya bizim evet. için gurur verici bir olaydı tabii. Emirhan'ın, Topçu'nun yani Rize Spor altyapısında yetişen bir futbolcunun ilk kez yurt dışına çıkmış olması gerçekten gurur verici. Ama maalesef senin de dediğin gibi oynadıktan sonra bir tüm dünyayı ve ülkemizi koronavirüs salgını aldı. İki ayı aşkın bir zamandır da futbol oynanmıyor. Sen nasıl evet, geçiriyorsun? Evet. Rize'desin şu an. Evet döndün ama nasıl geçiriyorsun bu salgın sürecinde günlerini? Abi ben 2000 doğumlu olduğum için benim dışarı çıkma yasağım var. Dışarı evet. çıkamıyoruz öncelikle. Ama benim arka bahçede küçük bir fitness yeri yaptık abi babamla. Yani koşu bandı, bisiklet, halter falan. Dumbbell'lar falan bir sürü şey var orada çalışıyoruz. Yeri geldi iki günde bir babamla beraber koşuya çıkıyoruz abi. Böyle yani hani normal yaptığımız, sahada yaptığımız antrenmanların aynısı babamla beraber yapıyoruz. Yani. Tabi baba da futbolcu olunca çalışma konusunda sıkıntı çekmiyorsun anlaşılan. Evet abi abi o biraz beni zorluyor. Ben bazen abi açıkçası doğruyu söyleyeyim ben üşeniyorum bazen hani tek başına olmuyor. O zorluyor beni antrenman yapmaya. Ama çok yüzden... iyi yapıyor. Yani çünkü bu yaşlarda evet. ve özellikle bu kadar uzun arada vermemek lazım.
Kesinlikle kondisyonu abi. Sağlam tutmak gerekiyor. Bunu da yaptığın kesinlikle için gerçekten şanslısın. Bunu da bil evet mutlaka. Abi. Peki onun dışında antrenmanlar dışında farklı yaptığın şeyler var mı? Yani boş zamanları nasıl değerlendiriyorsun? Abi sadece anlatayım sana, bir günle bütün günlerim aynı zaten benim abi. Değişen bir şey yok, anlatayım. Kalkıyorum abi. Biraz core antrenmanı. Yarım saat. Sonra iftara kadar PlayStation oynuyorum abi. PlayStation, bilgisayar oynuyoruz bizim arkadaşlarla, çocuklarla. Sonra iftardan sonra arka bahçeye gidip biraz koşu yapıyoruz. Ağırlık falan çalışıyoruz. Top oynuyoruz. Ayak tenisi var abi bahçede. Ayak tenisi oynuyoruz babamla. Öyle yani. Günüm öyle geçiyor. Sadece böyle. Dışarı çıkmıyorum zaten. Yavaş yavaş hayat normale dönmeye başladığında, o yasaklar da kalktığında daha çok sosyal olacaksınızdır. Evet. Ülkenizle alakalı bir takvim belli oldu mu? Sonuçta 1,5 yıllık sözleşme imzaladım Bosna Hersek'le. Yani ne zaman dönülecek, lig başlayacak mı? Ben ona açıklık getireyim abi. Lig bu sene başlamayacak. Hı hı. Başlamayacağı için de ben başkanla konuştum. Başkanı Allah razı olsun, çok iyi insan. Benim alacaklarım konusunda bana yardım ediyor. Hı hı. Gitmeyeceğimi söyledim. Orada antrenmanlar olmayacak lig başlamayacağı için. Ben sözleşmemi feshedeceğim büyük ihtimal abi. Hı. Başkanla öyle anlaştık. Başkan bana yardımcı oldu. Sağ olasın. Yani abi hani belli olmaz, anlıyor musun? Bir de orada vaka sayısı falan filan. Orada şey, hani güvenli hissetmem kendimi yani açıkçası evdekinden. Daha ciddi, o yüzden ben, diyorsun. Abi daha ciddi orada. Bir de oranın insanları abi nasıl söyleyeyim sana? Biraz hani savruk, anlıyor musun? Hani vurdum duymaz. Bayağı vurdum duymaz oldukları için hala kafelere falan gidenler var yani, kafeler açık. O yüzden abi havaların sıcaklığından dolayı öyle davranıyorlar. Orada biraz daha sıcak şu an. Bu yüzden abi feshedeceğim büyük ihtimal, sezon maçı tekrar Denizlispor'a dönebilirim yani. Tabii her şeyin başı sağlık. O yüzden de sen de tedbiri elden bırakmamak adına böyle bir karar aldıysan bana göre en doğrusunu yaptın. Ama ülkemizde de ligler oynayacak, oynanacak 12 Haziran'da. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Bizde de oynanmalı mı sence? Oynanmamalı mı? Abi şunu söyleyeyim. Şimdi ben başlamasın desem başlaması için birçok sebep oldu. Evet. Başlasın desem başlamaması için birçok sebep oldu. Bunu abi bence bunu hani hayatının, kendi hayatını riske atan insanların seçmesi lazım. Evet. Yani herkes kendi ağzından söyleyip zaten söylese bütün futbolcular, bütün hocalar, bence oynanmaz yani. Hani zorla yapacak bir şey de değil bu ama bana kalmaz, anlıyor musun abi bunu? Hani ben olsam riskmeye gerek yok abi, yani dünyanın sonu da değil. Evet. Ama bazen ama ekonomi yani, ekonomik endişeler ağır basıyor maalesef. Tabii evet, bak o açıdan da federasyon haklı abi. Yani çok arada, anlıyor musun? Yani bu benim çözebileceğim bir iş değil. Anlıyorum. Peki Emirhan, teşekkür ederim konuk olduğun için. Çok sağ olasın. İnşallah ilerleyen zamanlarda konuk olarak da daha farklı programlar gerçekleştiririz seninle ve güzel başarılarını, gelişmelerini de takip ederiz. Şimdiden sana hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Kendine çok iyi bak. Aynen abi. Teşekkür ederim abi. Sen de abi, görüşürüz. Sevgili seyirciler, şimdi de Sağ Dışı programında biraz da Çaykur Rizespor altyapısında profesyonel olmayan futbolcuları konuk alalım istedim ve onlardan bir tanesi birazdan ekranınıza gelecek. U16 ligi futbolcusu ve aynı zamanda U17 liginde de bu sezon top koşturdu. Genç kardeşimiz Musa Eren Karakaş şu anda konuğumuz. Hoş geldin Musa, nasılsın? Hoş bulduk abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl geçiyor günlerin? Anlat bakalım bize. İyi geçiyor abi. Evde elimden geldiği kadar antrenman yapıyorum. Orası da var bir yandan. Evet. Antrenmanlarımı devam ettiriyorum. Yani iki aydan fazla bir zamandır tabii futbol oynamadın. Ligler ertelendi, evet. Birçok arkadaşın gibi. Kendi başına evet 2 aydır antrenmanları yapıyorum diyorsun. Ama tabii yaşın itibariyle
Hangi antrenmanları yapacağınla alakalı bilgin var mı? Bu konuda hocalarınla iletişimde misin? Bir program verdiler mi? Nasıl gerçekleştiriyorsun bu antrenmanları? Ya tabii hocaların da vermesi gerekirdi ama bizim vermediler. Biz kendimiz araştırarak antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Bu süreçte bırakmak olmaz yani. Tabii. İnternetten bakarak, videolar seyrederek öyle tekrar falan yapıyoruz. Güzel. Peki antrenmanlar dışında ne yapıyorsun? Sonuçta okullar da tatil olduğu için eğitim de yok, spor da yok. Sadece yatıp uyumuyoruz herhalde boş vakitlerde, yok, yok. Değil mi? Başka yok, neler abi. Yapıyorsun? Yani dizi, film falan seyrediyorum, kitap okuyorum arada sırada. Öyle güzel vakit geçiriyorum yani. Sosyal medyada. Evet, sosyal medyada. Peki koronavirüs sürecinde malum size sokağa çıkma yasaklandı. Kurallara uyuyor musun yoksa arada çiğnediğin oldu mu? Ya şimdi ben virüsü ilk duyduğumda direkt köye geldim açıkçası. Evet. Ve de devam ediyorum. Burada pek sıkıntı olmuyor yani. Köy hayatı iyi diyorsun. 14 yani. Gün karantinada evet. Sonra dışarı çıkıyorum yani. Pek bir problemim olmuyor benim. Evet. Peki güzel. Ligler başlayacak. Gerçi sizin liglerle ilgili TFF herhangi bir açıklama yapmadı. Evet. Yani ne zaman zaten başlayacağı diyor, belli değil. Büyük bir ihtimal bu sene de başlamayacak zaten. Bu sezonu kapatıp yeni sezona hazırlanacaksınız herhalde diye düşünüyoruz. Evet. Ama büyük ligler başlıyor. Sence oynanmalı mı bu süreçte? Oynanmamalı mı? Ne düşünüyorsun Musa? Ya bence sağlık açısından oynanmamalı. Yani çünkü bu virüs daha çok büyüyebilir. Evet. Daha çok büyümemesi için her türlü tedbiri almamız lazım. Evet. O yüzden ben oynanmaması açısındayım. Yani ama yine de en iyi kararı TFF ve Sağlık Bakanlığı verir. Onlara ben karışamam yani. Tabii gönlümüz bu salgının ortadan kalkması, herkesin evet, sağlığına kavuşması, liglerinde zevkli halde seyircilerle birlikte oynanması. Aynen öyle. Seyircisiz de çok saracağını sanmıyoruz ama bakalım hayırlısı olsun her şeyin. Musa'cığım programa konuk evet, olduğun için teşekkürler. İnşallah teşekkür, sizler de en kısa zamanda antrenmanlara takım olarak başlar. Hem geleceğinizi hem kariyerinizi şekillendirmek adına bu günleri boş geçmemiş olursunuz. Şimdiden İnşallah sana hayırlı bayramlar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Sen de abisin de görüşürüz abi. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, saha dışı devam ediyor ve yine bir Rize Spor altyapı futbolcusunu daha konuk edeceğiz. Bu isim tabii profesyonel henüz olmayan isimlerden bir tanesi. U17'nin başarılı, yetenekli genç isimlerinden Doğukan Tüfekçi de şimdi saha dışının ilk bölümünün ilk konukları arasında yer alıyor. Hoş geldin Doğukan, nasılsın? Hoş buldum abi, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Malum bir koronavirüs süreci yaşıyoruz. Senin de yaş itibariyle evden çıkmayanlar grubunda yer aldığın da bir gerçek. Nasıl geçiriyorsun bu iki aylık hemen hemen süreyi, bir yandan evden çıkmayarak ama bir yandan da spor yapmanın gerekliliği varken? Ya abi tabii yani 20 yaş altı gibi herkes gibi ben de evde duruyorum. Ama köyde olduğum için bazen dışarıya çıkabiliyorum, koşu yapabiliyorum. Alt katta bir boş dairemiz vardı. Orada güzel bir oda hazırladım kendime, çalışma yeri. Orada yapabildiğim kadar elimden geleni yaptım. Başka normal hayat gidiyor abi yani. Çalışabildiğim kadar çalıştım. Yani haftanın kaç gününü, açık ol, açıkça söyle bakalım. Haftanın kaç gününü gerçekten idman gibi değerlendirdin? Abi şimdi burada çaylık da var. Anne babama da yardım etme zorunda kaldım. Yani bahçeyi sayfaya gittim bile. Yani haftada 7 gün var abi. Mesela en kötü bir gün aralıklarla yaptım veya 2 gün ara girdi.
Anneme yardıma gittim, babama yardıma gittim. Bir iki gün yapamadım, üç gün yapamadım ama o sırada da boş durmadım yani. Annemin yanına gittim çalışmaya, babamın yanına gittim çalışmaya. Yine vücut olarak çalıştım abi yani. Futbolun yerine getirmeseydim. Bağ bahçe işi de idman sayılır, bu da bir gerçek. Değil mi? Ya orası da öyle abi şimdi, orada da çalışıyorsun futbol ama yani birinde vücut çalışıyorsun abi, biri kondisyonu farklı, değişik abi. Her şeyin bir faydası var. Tabii normal antrenman gibi de değil, takım olarak yaptığınız antrenmanlar gibi değil ki. Aslında bu yaşlarda sizin futbolcular için söyleyeyim, futbolcu olmak isteyenler için söyleyeyim. En fazla ihtiyacınız olan şey takım olarak antrenman yapmak tabii. Daha fazla maç oynayıp daha fazla kendinizi geliştirmekti ki maalesef bu imkandan iki ay aşkın bir zamandır mahrum kaldınız ve galiba da ligleriniz başlamayacak. Çünkü TFF bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Büyük bir ihtimal bu sezonu kapatmış oldunuz. Ama büyük ligler devam edecek. Bu konuda ne düşünüyorsun? Sence ortada koronavirüs salgını hala devam ediyorken birçok takımda futbolcular koronavirüse yakalanmışken sence oynanmalı mı? Ne düşünüyorsun Doğukan? Belki dinlerler seni, bizi dinlemiyorlar. Abi pek sanmıyorum ama abi düşüncem yani şimdi başlaması için bir sebepler var, başlamaması için belli bir sebepler var abi. TFF başlatmak için yani işte yayın geliriydi, takımların ayakta durması, borcu var. O daha çok ekonomik anlamda düşünüyor, bu bir evet, gerçek. Ekonomik alanda düşünüyor abi. Yani koronavirüs ile ilgili abi tabii ki de sıkıntıları var. Yani beraber temasta bulunacaklar. Yani nasıl desem. Ya sonuçta futbol bir temas oyunu. Bu da birbirine yakın olan insanların birbirine bulaştırdığı bir hastalıkken diyorsun. Böyle yani, bir riskli durumda nasıl oynanacak bu ligler, değil mi? Abi çok zor mesela. Bundesliga başladı. 11'deki oyuncular sahada herkes yan yana, yedek kulübesindekilerin arasında ikişer metre, birer metre falan var. Maske falan takıyorlar. Yani bu biraz anlamsız abi yani sağ içindekiler temas kuruyor, yedek kulübesindekiler ayrı. Yani futbolcunun psikolojisi var abi, şimdi maç oynayabilecek miyim korkusu var. Yani nasıl abi şimdi ben bir sakatlık yaşasam ayağımdan, Allah korusun. Yani bunun psikolojisini attırmak çok uzun bir şey abi. Bu koronavirüs de yani bence. Hayırlısı olsun diyelim üstliklerde. Umarım sizleri de en kısa zamanda bireysel idmanlara çağırırlar. Geçtiğimiz günlerde Serkan Karavin, altyapı sorumlusu ve AS Başkan Serkan Karavin konuk olduğu bir programda okulların açılma durumuna göre alt ligleri de yani sizin grupları da bireysel idmanlara yani tesislere çağırarak antrenmanlara başlatmak istediklerini söylemişti. Umarım sizler için bu müjdeli haber yakında gelir. Hiç hocalardan sizi arayan, iletişim kuran, neler yapıyorsunuz, şunları şunları yapın diyenler oluyor mu? Oldu mu kulüpten? Evet, bizim Merol Hoca var, bizim kendi hocamız, grup hocamız. O bizi arıyor, soruyor, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, çalışma yapıyor musunuz? WhatsApp grubumuz var, oradan paylaşımlar yapıyor, video paylaşımları, güzel paylaşımlar. Geçen işte iftardan sonra güzel bir canlı sohbet yaptık. Turgay hocamız var, kaleci hocamız. Konferans görüşme yaptınız galiba, değil mi genç? Evet, görüşme yaptık. Evet. Takım kaptanımız ben, Eyüp arkadaşımız, Güvenç arkadaşımız. Evet. Evet, onu gördüm, paylaşmıştınız. Peki çay, bir sürü bağ bahçe işleri, antrenman da yapıyorsun. Onun dışında kendine boş zaman kalıyor mu? O boş zamanlarda ne yapıyorsun? Abi şimdi Ramazan da var, sıcak da var. Yani her vakit çalışamıyorsun. Bazen güneş tepede oluyor. Yani genelde sabah 7, zaten 8'de falan güneş açıyor abi. 8'e kadar çalışabildiğimi çalışıyorum. Sonrasında 3'den 4'ten sonraki vakitte yapıyorum abi. O mesela 9 3 aralığında hiçbir şey yapamıyorum abi. Evde duruyorum veya alt dairede çalışıyorum kendim. İşte o boşluklarda ne yapıyorsun? Uyuyor musun?
Dizi mi abi izliyorsun? Biraz... Oyun mu oynuyorsun? Dinlenmek lazım abi. Biraz uyuyorum. Film izliyorum yeri geliyor. Kitap okuyorum. Kitap okuyor musun İngilizcemi, gerçekten? İngilizcemi geliştirmeye çalışıyorum abi. İyi, maşallah. Güzel. Çok güzel. Okula gitmeye yazmayı unuttuk abi. Arada yazıyorum. Doğru. Klavyeyle ve telefonun tuşlarıyla yazmak insanı geliştirmiyor. Kalemi doğru. Eline alarak, beyaz sayfalara yazarak bir insan kendini geliştirir. Diksiyonunu da geliştirir. Bu anlamda bol bol kitap okuyun ve gerçekten denemeler yapın tabii. Biz nasihat ediyoruz ama dinleyen pek olmuyor. Evet abi. Peki Doğukan, teşekkür ederim konuk olduğun için. İlk programımın ilk konukları arasında yer aldın sen de. İnşallah en kısa zamanda sizler de antrenmanlarınıza başlar. Futbol kariyerinizde ara vermemiş olursunuz. Şimdiden sana hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum abi. Sana da hayırlı bayramlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olasın, kendine çok iyi bak. Sen de abi. Evet sevgili izleyenler, Saha Dışı programımızın ilk bölümünün artık son konuğunu alıyoruz. Yoğun bir trafik gerçekleştirdik bugün Çaykur Rizespor altyapısının futbolcularıyla. Aslında birçok daha var ama biz sadece belli başlı kişileri ilk etapta sizin ekranlarınıza getirdik ama bundan sonraki programlarımızda bol bol altyapı futbolcularını tanıtmaya gayret edeceğiz. Şimdiki size tanıtacağımız demeyeyim aslında ama şimdi ağırlayacağımız bir diğer ve son konuğumuz Çaykur Rizespor U17 futbolcularından Güvenç Usta. Aynı zamanda kendisi milli takıma da çağrılarak milli formayı giyerek Rizesporlular olarak bizi gururlandıran genç bir kardeşimiz. Sevgili Güvenç, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın? İyiyim, hoş bulduk Türkay abi. Sen nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, ben de gayet iyiyim. Sizleri gördük bugün, daha iyi olduk. Malum iki aydan uzun bir zamandır futbol yok, ligleriniz yok. Hep beraber hemen hemen evlerdeyiz. Maç da izleyemiyoruz. Tabii ki sizlerin de gelişimlerini takip edemiyoruz. O yüzden biz soralım, böyle bir yoklama çekelim dedik bu yayında. Ne yapıyor bu altyapı futbolcuları, boş mu duruyorlar? Sen ne yapıyorsun mesela Güvenç? Turgay abi, ben çoğunlukla evde biraz karın kası şınav şeklinde çalışmaya çalışıyorum. Kendi ağırlıklarımla vücudumu biraz daha dirençlerle getirmeye çalışıyorum. Yani. Yeri geldiği zaman köylere koşuya çıkıyorum. Dedemlere yardım ediyorum. Bugün de çay taşımıştım bayağı. Öyle boş durmamaya çalışıyorum. Öyle yani, şu karantina sürecini bence bana göre kimimiz için çok daha iyi oldu. Bu devirde şimdi çalışan biraz daha ön planda çıkacak. Takımımız için, herkes için de çalışması gerekiyor. Kimsenin boş durmaması gerekiyor ligler ertelendi diye. Öyle. Tabii senin dezavantaj mı diyeyim, avantaj mı diyeyim? Baban sonuçta hocan. Şimdi çalışmasan bir dert, çalışsan ayrı bir dert. Nasıl geçiyor şimdi babanla iletişim, nasıl bu süreçte? Evet Türkiye abi, o biraz seni? İkisi arasında da gidip gelebiliyor. Ama çoğunlukla bana hep artısı oluyor babamın. Her zaman onunla birlikte daha iyi, daha dikkatli bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Bu arada Hakan Turan'la hocam da bana çok yardımcı oluyor. Onların evinin orada koşuya gidiyorum. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan da. Yani güzel çalışıyorum diyorsun yani. Evet, elimden geldiğince boş durmamaya çalışıyorum. Vücudumun aktif bir şekilde devam etmesini sağlıyorum. Peki antrenmanlar dışında bu iki aylık süreçte başka boş zamanlarında neler yaptın? Nasıl zaman? Başka boş geçirdin? Zamanlarımda çoğunlukla ailemle vakit geçirdim biraz daha. Çünkü biliyorsun Turgay abi, sen de sabah okul, akşam idman, çok fazla zaman geçiremiyorduk. Onlara biraz daha zaman ayırdım. Köyde vakit çok fazla geçirebildim. O benim için çok iyi oldu. Evde böyle kitap okudum. Derslerime falan biraz çalışmaya baktım. Öyle devam etti. EBA TV'den takip ediyor musunuz dersleri siz? Ya o çok fazla etkili değil bana göre televizyondan da. Ben biraz daha olsun öğretmenlerimle direkt kendim canlı yayına katılmak istedim. Ablamla veya kuzenlerim de öğretmen. Onlarla biraz daha derslerime yoğunluk verdim. Şu süreçte biraz daha arayı kapatmak istedim yani. Evet. Peki tabii malum yaşın itibariyle de zaten sokağa çıkması yasak kategoride yer alıyorsun. Yasakları çiğnedin mi arada? Yoksa sadece ya, köyde misin sürekli?
Yok, çarşıda evde duruyorum. Koşuya çıkacağım zaman arabayla yukarıya köye gidiyorum. Orada koşumu yapıp direkt kimseyle iltimat kurmadan mesafeyi koruyarak tekrar eve gelip tedbirlere uyuyorsun. Dinledim, yani. Evet. Peki. Sizin ligler galiba bu sene pert, yani devam etmeyecek. Evet. Onlar iptal edildi. Bu açıkça ortada. Önümüzdeki sezona hazırlanılacak. Ama ne zaman tabii Rize Spor'da takım olarak tekrar sahaya dönüp antrenmanlara başlayacağınız henüz belli değil. Ama okulların açılış tarihlerine göre onlar netleştiğinde sizin idman programları da belirlenecekmiş. Geçtiğimiz günlerde AS Başkan Serkan Karev'in böyle bir açıklamada bulundu. İnşallah yakın zamanda siz de idmanlarınıza, antrenmanlarınıza başlar. Takım İnşallah. Olarak kendinizi hazırlarsınız. Bu şu yaşlarınızda geleceğiniz ve kariyeriniz için gerçekten çok önemli. Şunu sorayım sana sevgili Güvenç. Evet, sizin ligler oynanamayacak ama abilerinizin ligleri oynanacak, Süper Lig falan. Sen ne düşünüyorsun? Hani bir futbolcu olarak hem değerlendir hem de bir seyirci olarak değerlendir. Yani sence oynanmalı mı oynanmamalı mı ligler? Evet Turgay abi, seyirci olarak duruma bakarsam tabii ki de oynanmasını isterim. Çünkü hepimiz evde maçsız bir dönem geçirdiğimiz için, futbol maçları izleyemediğimiz için çok sıkılıyoruz. Tabii ki de çok özledik o atmosferi, abilerimizi izlemeyi. Ama bir anda futbolcu yönüyle bakarsak hiçbir şey sağlıktan önce olmadığı aklıma geliyor. Şu virüs nedeniyle hiçbirimiz zaten sahaya çıkamıyoruz, topla buluşamıyoruz. Bence benim için en sağlıklısı olan, yani en iyisi olan sağlığın önce gelmesi. Bence liglerin oynanması pek olumlu bir yönde bakmıyorum ben. Çünkü Borussia Dortmund maçını izlediğimde de çok fazla keyif alamıyorsun futboldan. Evet. Mesafeler korunduğu için. O yüzden bence biraz daha ertelenmeye baksa daha iyi olabilir. Evet, genelde herkesin öngörüsü bu yönde ama maalesef TFF oynanacak diyor. Başka da bir şey demiyor. Zaten biz seyirciler olarak yani seyircisiz stada gitmeden nasıl bu maçları oynatacaksınız? Biz izledik bir keyif almayacağız falan. Cidden garip ama işin ekonomik boyutu düşünüldüğü de açık ortada. Evet sevgili Güvenç, yayınımıza konuk olduğun için teşekkürler. İlk programımızın ilk konuklarından biri oldun. Umarım ben teşekkür ederim. Sonraki zamanlarda tekrar bu ekranda seni ağırlarız. Başarılarını dile getiririz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar şimdiden. Hayırlı Ramazanlar. Kendine iyi bak. Hayırlı bayramlar Turgay abi. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyenler, ilk sağ dışı programımızın sonuna gelmiş olduk böylece. Bundan böyle TV53 kanalımızda saha dışı programıyla sahanın dışından aslında sahanın içini konuşacağız. Tabii önemli konuklarımız da olacak. Bu ilk yayınlarımızı bant yayın olarak gerçekleştiriyoruz ama bundan sonra ilerleyen dönemlerde canlı yayın konuklarımız olacak ve gerçekten futbolun konuşulduğu, saha içinin konuşulduğu çok farklı programlarla karşınızda olmuş olacağız. Evet, bugün 10 farklı Çaykur Rizespor altyapısından yetişmiş değerli futbolcularımızı ağırladık. Koronavirüs sürecinde neler yaptıklarını öğrendik ve aynı zamanda liglerin başlayıp başlamamasıyla alakalı düşüncelerini kendilerinden almış olduk. Ve bugünkü yayını da artık sonlandırmamız gerekiyor. Son olarak hatırlatmak gerekirse TV53.net yazdığınızda YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarından bizi takip ederek yayınlarımıza ulaşabilirsiniz. İlerleyen günlerde TV53 olarak çok farklı programlara imza atacağız. Ben saha dışı programımın dışında bir başka konu isimle hem siyasetin hem gündemin konuşulacağı, yine önemli ve özel konukların ağırlanacağı programla yine karşınızda olacağım. Saha dışıyla da sporu konuşacağız. TV53.net'ten ayrılmayınız. Bugünlük benden bu kadar. İlk program olduğu için de çeşitli aksaklıklar, hatalar olduysa da özür diliyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle efendim. Şimdiden hayırlı bayramlar. İyi akşamlar.